Söz sizde Gökçen Hanım. Herkese iyi akşamlar. Bugün Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonumuzun düzenlediği Pazar Sohbetleri etkinlik serimizde Jeoloji Yüksek Mühendis Alp İlhan ile krom ve krom madenciliği hakkında konuşacağız. Alp Bey bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Söyleşimiz önce Alp Bey'in sunumu ile başlayacak. Daha sonra soru cevap şeklinde ilerleyecek. Şimdi sözü açılış konuşmasını yapmak üzere Öğrenci Komisyonu eş başkanlarımız Nazlı Cem ve Halil'e devrediyorum. Merhabalar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz söyleşimize. Alp Bey de bizi kırmayıp söyleşi teklifini kabul ettiği için teşekkür ederiz. Her etkinliğimize bize destek oluyor Alp Bey. Çok teşekkür ederiz bunun için. İsteklerimizi hiç kırmıyor, geri çevirmiyor. Teşekkür ediyorum ben. İyi akşamlar diliyorum herkese. Teşekkür ederiz. Alp Bey'in özgeçmişinden biraz bahsedersek, kendisi ilk orta ve lise eğitimlerini Ankara'da tamamlayıp 1994-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü bitirmiş. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazanıp bir yıl hazırlık sınıfı okuduktan sonra 2002 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2006 yılında yüksek lisansını tamamlayıp Şubat 2006 yılında özel şirkette maden sektörüne adım atmıştır. Çeşitli firmalarda metalik maden arama sahalarında arama faaliyetleri, sondaj çalışmaları, jeoloji alterasyon haritalarının yapımı, jeokimyasal numunelendirme çalışmaları, cevher modelleme gibi çalışmalarda başarılı ile mesleğini icra etmiştir. Uluslararası raporlama standartlarında veri tabanı hazırlığı ve kontrolü, verilerin işlenmesi çalışmalarına katılmış, özel madencilik firmalarında maden arama jeoloğu yaptıktan sonra KRK Holding Soner Temel Mühendislik Firması'na maden arama grup müdürlüğüne yükselmiş olup, halen KRK Holding yapı yolu inşaat firmaları ve ortaklarında maden geliştirme grup müdürü olarak görevine devam etmektedir. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı yayın, seminer, sunum faaliyetleri ile birlikte madencilik üzerine hakemlik ve bilirkişilik faaliyetlerini yürütmektedir. Jeoloji Mühendisleri Odası, Maden Jeologları Derneği, Yer Bilimleri, Maden ve Metaloloji Profesyonelleri Birliği, üyelikleri ve kurullarındaki görevlerine devam etmektedir. Tekrar Alp Bey'e teşekkür ediyorum. Başarılı bir sunum olmasını diliyorum ve sözü Alp Bey'e bırakıyorum. Buyurun Alp Bey. Herkesi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yönetimi ve çalışanlarıyla birlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Özellikle de Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği müddetçe faydamızın dokunduğu şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Onların daha da bir donanımlı olarak mesleğe atılmaları anlamında. Bu anlamda birazcık farkındalıklarını artırabilmek anlamında bir krom ve krom madenciliğini istediler benden. Ben de kırmadım onları. Naçizane birazcık krom üzerine bilgilendirme yapacağız diye söyleyelim. Sosyal medya ve mail adresimi görüyorsunuz. Herhangi bir soru ve sonrasında, etkinlik sonrasında da arkadaşlar ulaşabilirler, iletebilirler. Evet, çok fazla detayına girmeden kısaca bir krom üzerinde bir konuşalım. Yer kabuğunun doğal bileşenlerinden biri olan krom, metalürji, kimya ve refraktör sanayinin temel elementlerinden birisidir. Krom metalinin ekonomik olarak üretebildiği tek mineral ise kromittir. Kromit, mineralojik olarak spinel grubuna ait bir mineraldir. Kromit mineralinin bazı fiziksel özellikleri şunlar. Özgür ağırlığı 4.1 ile 4.9, sertliği 5.5, rengi parlak siyah, çizgi rengi kahverengi, genelde manyetik özellik taşımıyor. Kromit mineral ve krom yatakları kökensel olarak ilişkili oldukları
Ultrabazik kayışlar içinde bulunuyorlar. Burası önemli. İlerleyen zamanlarda değineceğiz. Ultrabazik kayacın, yani dünit ya da serpentinitin oluşturduğu hamura gömülü kromit kristalleri krom cevherini oluşturuyorlar. Ultrabazik hamur malzemesi içerisinde kromit kristallerinin ve veya tanelerinin bulunuş yoğunluğu, sergiledikleri doku ve yapı özellikleri krom cevherinin masif, saçınılmış, nodüllü, orbiküler, bantlı, masif bantlı ve dissemine bantlı gibi nitelendirilmelerini sağlıyor. Manezyum, krom, demir, alüminyum elementleri kromit mineralini oluşturan elementler olmakla birlikte gang minerallerinden kaynaklanan siris de krom cevheri analizlerinin ayrılmaz bir parçası. Ayrıca fuksit, kemerelit ve uvarelit de krom içeren silikatlardan. Aşağıda geliyorsunuz sırayla fuksit, kemerelit ve uvareliti. Ve yukarıda da tenör değerleriyle beraber fuksit krom mikası olarak, kemerelit krom klorit olarak, uvarelit de krom granat olarak gözükmekte. Grubun birçok elementi var ama ben en fazla gözükenler üzerinde durmak istedim. Krom cevheri, metalürji, refrakter ve kimya sanayilerinin önemli bir ham maddesi. Dünya krom cevheri tüketiminin %80-85'i metalürjide, %8-10'u kimyada ve %7-9'u refrakter sanayinde kullanılmakta. Sanayideki kullanım alanları kimyasal bileşim ve fiziksel özelliklerine göre değişiklik göstermekte. Sol taraftaki pasta diyagramında görüyorsunuz. %2'si refrakter tuğlada, %5'i krom kimyasallarında, %8'i döküm kumunda, %85'i ferrokromda kullanılıyor. Alttaki tablo ise krom cevherinin kullanım alanlarını ve bu alanlardaki istenilen değerleri ifade etmekte. Önemli bir konumuz şu, aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz. Ayrıca kanıt yokluğu, aranan yatağın yokluğunun kanıtı değildir. Arama projeleri sahada bir ipucu varsa doğabilir. Ne aradığımızı, nerede aradığımızı ve niye aradığımızı bilmek durumundayız. Tabii bir diğer konu da bilgi. İnsan bildiği kadar öngörür. Bilmediğiniz bir şey üzerinde ileriye yönelik bir öngörü de bulunmanız da mümkün değil. Az önce söyledik, ultrabazik kayaçlardan bahsettik. Şimdi krom arıyorsak ultrabazik kayaçlar bizim için önemli. MTA'dan alınmış olan Türkiye'deki operatik birimler ve bunların alansal dağılımını görüyorsunuz. Bu birliklere bağlı olarak da krom yataklarının dağılımı önem seviyesine göre 6 bölgede toplanmış. Bunlardan birincisi Elazığ Guleman yöresi. İkincisi Erzincan, Kopdağ, Sivas yöresi. Üçüncüsü Fethiye, Köyceğiz, Denizli bölgesi. Dördüncüsü Mersin, Karsantı, Pınarbaşı bölgesi. Beşincisi Bursa, Kütahya, Eskişehir yöresi. Ve altıncısı İskenderun, Kahramanmaraş yöresi. Tabii ofiyotik birimlerden bahsetmişken ideal bir ofiyot istifini görüyorsunuz. Ultramafik tektonitlerle başlayıp üstüne ultramafik kümülatlar, arada bir geçiş zonu, daha sonrasındaki gabrolar ve leva dike kompleksi, yastık lavlar ve çökel birimlerle tamamlanıyor istif. Yunanca'da yılan anlamına gelen ofix kelimesinden kaynaklanıyor ofiolit terimi. Yeşilimsi rengi, benekli yapısı ve parlak görünümünden dolayı yılana benzetilen serpentinitler için ilk defa Brongniart 1827 tarafından serpentinitleri tarif etmek için kullanılmış. Bundan dolayı başlangıçta ofiolit terimi serpentinler için alternatif bir terim olarak yer almıştır. Steinman 1927'de ise peridotit, gabbro diabas, spedit, yastık lavlar, radyolerit ve bazı derin deniz çökelleri gibi ilişkili kayaçlar için ofiolit kelimesini kullanmıştır. Bu şekilde Steinman ofioliti bir kayaç ismi olarak değil de bir kayaç grubunun ismi olarak kullanmıştır. Daha sonrasında ise serpentinit, diabas, spedit, radyoleritten oluşan kayaç grubu Steinman üçlüsü olarak literatüre geçmiş. Ofiolitik kayaçlar mafik ultramafik kayaç topluluklarından oluşuyor. Bunların bir ofiolitik dizide az önce de kesitini gördük. Kolon kesitinde ultramafik karmaşık, gabroik karmaşık, leva dike karmaşığı, mafik volkanik karmaşık ve örtü sedimanları olmak üzere istif tamamlanıyor. Ofiolitlerin oluşumu ile ilgili dediğim gibi çok fazla öğrenci arkadaşlarımızın sunumu olduğu için çok fazla detayına girmek istemedim. Ben tamamen arazi çalışmaları ve sonrasında yapılacaklarla ilgili detaylı bilgilendirmeyi yapacağım. Burada
Levha tektoniği kuramına göre oferitler okyanus tabanı açılmasına bağlı olarak okyanus ortası sırtlarda oluştukları bilinmektedir. Bu tip ofiolitlere enmorf ofiolitleri denilir. Güncel literatürde ise ofiolitlerin sadece okyanus ortası sırtlarda değil, dalma batma zonlarında dalmanın etkisiyle de oluşturabileceği ileri sürülmüştür. Supra-subduction zone ofiolitleri ise dalma batma zonlarında dalan levha üzerinde üst manto artı okyanusal kabuk ikilisinin kısmi erimesi sonucu oluşmuştur. Ofiolitler konusunda iki farklı yaştan bahsedilir. Bunlardan birincisi oluşum yaşı. Ofiolitik melanjda matriksi oluşturan sedimanların çökelme yaşıdır. Diğeri ise yerleşim yaşı. Ofiolitlerin yan kayışlarla ilişkisinden belirlenen yaştır. Peki bizim için niye önemlidir ofiolitik araçlar? Bir bölgede, bölgenin jeolojisinde okyanusal kabuğun var olduğunun kanıtlarıdır. Okyanusal kabuğun evrimini ortaya koymada rol oynarlar. Bazı metalik maden yataklarının yegane ana kayıcıdır ki bugünkü konumuz olan kromit. Bir bölgenin tektoniğini yaşlandırmada önemli rol oynarlar. Şimdi birkaç çeşidini görüyorsunuz kromitin. Bantlı kromit, masif kromit, orbiküler kromit ve nodüler kromit olmak üzere. Peki bu ofiolitik istifte Türkiye'deki bazı yatakların yerleri Engin ve diğerleri 1985'ten alınan en altta yer alan tektonitlerde görüyorsunuz. Köyceğiz, Muğla, Fethiye, Muğla ve Bremen'deki Tepebaşı bölgesi cevherleşmeleri. Burada tektonitle kümülat geçiş sonunda tektonite daha yakın olan kesimde Batı Kef, Guleman yine Elazığ krom yatakları. Kümülatlar içerisinde de Erzincan, Kop, Pütyan, Guleman, Elazığ ve Kızıl Yüksek, Karsantı, Adana cevherleşmeleri bulunmaktadır. Krom madenciliğinde 150 yılı aşan geçmiş olan Türkiye'de doğrudan satılabilir nitelikteki yüksek tenörlü yani CR2O3 tenörü %35'in üzerindeki yatakların büyük bölümü üretildi. Türkiye'nin bilinen krom kaynaklarının %83'ü ise %10 CR2O3'ten daha düşük tenörlü yataklardan oluşmakta. Bilinen kaynakların sadece %5'i doğrudan satılabilir tenörde. Aşağıda da tenör sınıflarına göre dağılımını görüyorsunuz. Şimdi ben arazi çalışmaları sırasında Tandoğan Engin ve Yusuf Ziya Özkan gibi iki tane duayenle çalışma fırsatı buldum. Ve Tandoğan Bey'in o zamanlar bizlere vermiş olduğu 1973 yılındaki arazi çalışmaları için MTA'da servis şefiyken hazırladığı yazı şu anda bile halen daha krom aramaları için oldukça önemli diye düşünüyorum. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. 1/10.000 ölçekli jeolojik harita çalışmaları sahasında bütün krom masraları ayrıntılı olarak haritaya işlenecek. Krom masraları ile yan taşın ilişkileri tespit edilecektir. Masrada izlenebiliyorsa bantlanma, folyasyon ve lineasyonlar ölçülerek haritaya işlenecektir. Monstro cevherin özellikleri masif, saçılmış, nodüllü, bantlı ise bantların kalınlığı veya adeselerin boyutları ölçülerek cevher onun kalınlığı ve bu zon içerisinde kromit yüzdesi tespit edilmeye çalışılacaktır. Saha defterine monstronun eğim ve doğrultu istikametinde alınmış kesitleri ve zuhurun ayrıntılı planı çizilerek rapor yazma sırasında ayrıntıların kaybolmasının önüne geçilecektir. Birbirine yakın mostraların birbirleriyle ilişkileri arazi defterine çizilecek, kesitlerle ve gerekli yerlerde açılacak yarmalarla çıkarılmaya çalışılacaktır. Sahadaki bütün kayaç birimleri ayrıntılı olarak haritaya alınacak, birimlerin birbirleriyle ilişkileri sahada çözülecektir. Birimler arasındaki kontak boyunca mümkün olduğu kadar fazla ölçü alınacak, bantlanma, faylanma, folyasyon ve lineasyon gibi yapıların izlenebileceği her durumda ölçülecektir. Peridotitin çevre kayaçlarla sınırı çalışma sahasına giriyorsa bu kontak ayrıntılı olarak çalışılmalı ve alınan ölçüler haritaya işlenmelidir. Kontak boyunca bireşleşme, faylanma ve metamorfizma belirtilerinin olup olmadığı incelenmelidir. Bütün bu çalışmaların ekonomik amaç taşıdığı hatırdan çıkarılmamalı, çalışmaların sonunda daha sonraki çalışmaların nasıl yapılması gerektiği planlanabilmelidir. Prospeksiyon çalışmalarında amaç arama ve bulmadır. Bu bulmada çevrede bilinen zuhur olsun veya olmasın, peridotit sahası dar aralıklarla traversler yapılarak taranacak, jeolog arkadaşların girmedikleri dere çıkmadıkları tepe kalmayacaktır. Bu şekilde bütün zuhurlar tespit edilerek haritaya işlenecektir. Tespit edilen zuhurlar 1/10.000 ölçekli harita çalışmasında olduğu gibi çalışılacak, 1/25.000 ölçekli haritaya
tanzim edilemeyen ayrıntılar saha defterine çizilecek, plan ve kesitlerde gösterilecektir. Veri toplayabilmek bakımından yarma yapılması gereken yerlerde yarmalar yapılacak ve yarmanın durumu kroki halinde ve olanak bulunduğu hallerde fotoğrafla tespit edilerek rapora konulacak. Raporda kroki ve fotoğraflara atıf yapılarak durumlar aydınlatılacaktır. Şimdi sahalardaki yaptığımız çalışmaları anladığını gösterdiğimiz zaman bu açıklamaların, bu yazının ne kadar değerli olduğu ortaya çıkacaktır. Tabii her şeye hep aynı yerden başlıyoruz, jeolojiden başlıyoruz. Jeoloji haritası bizler için oldukça önemli. Gitmeden önce bizler META'nın hazırlamış olduğu 25 bin jeolojik haritalardan faydalanıyoruz. Bu haritalarda görüyorsunuz maviyle olarak gözlenen ruhsat sınırının içerisinde ofiolitik merenj çoğunlukta gözleniyor. Ben araziye gitmeden önce 25 binin üzerine bu haritanın boş sınırlarını da aktararak arazide hangi birim içerisinde bulunduğumu ortaya çıkarmak anlamında bu haritayı da yanıma alıyorum. Daha sonrasında belirlenen zonları haritaya üzerine aktarıyoruz. Benzer bir başka ruhsat peridotitin içerisinde bulunan, hatta yukarıda görüyorsunuz şu kısımda özellikle şöyle gösterecek olursam META tarafından belirtilmiş olan Burdur, Çavdur, Sulu Ocak, Krom, Zuhur'u da ruhsat sahası içerisine girmekte. Daha sonra araziye çıktığımızda yaptığımız işler jeolojik birimlerin ve kronit mosalarının haritaya işlenmesi. Tabii bu konuda özellikle jeolojik birimler kromit mosalarıyla beraber doğrultu eğim ölçümleri de bizler için önemli önem arz eden durumlar. Tabii ki krom sahalarında olmazsa olmaz yapısal tektonik durumlarda oldukça önemli. Görüyorsunuz dışarıda bir orta kesimde bir yarma olarak işaretlenen yerin etrafı Harzburgit, orta kesimi Dunit olarak işaretlenmiş ve kırmızıyla gözüken yerlerde tamamen krom mosraları. Tabii aralardaki yerleri de olası durumlar olarak nokta nokta olarak göstermişiz. Tabii sadece yüzey haritası değil, yer altında da benzer şeyleri çıkarmak durumundayız. Hem jeolojik birimleri hem de şu kesimde görüyorsunuz özellikle işletilen yerlerdeki seviyelerdeki krom mosralarının durumları ve benzeri durumlar. Tabii önemli şeylerden birisi de haritalama sırasındaki tektonik faaliyetlerin, gözlenebilen, izlenebilen faaliyetlerin harita üzerine işlenmesi. Krom içerisinde önemli olan şeylerden birisi gördüğünüz her doğrultu eğim değerinin hem krom için hem faylanmalar için ölçülmesi. Tabii daha sonra bu haritalamalardan sonra yapılacak diğer bir çalışma numune alma çalışmaları. Görüyorsunuz krom mosasını yatay olarak numune alınma çalışmalarını eğer mümkünse olabildiğince damara dik gelecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii bazı durumlarda bir diğer faaliyetimiz de yarma çalışmaları. Size en azından krom damarının devamlılığı anlamında bir anlam ifade ediyor. Şu kesimde mesela kromu görebiliyoruz. Bir diğer efektif kullanım araçlarından birisi de uydu görüntüleri tabii. Hava fotoğrafları. Bunlar belirli bantların birbirine çakıştırılmasından sonrasında tabii arazi çalışmalarıyla da desteklenmesi gereken durumlar. Arazide krom mosralarını gördüğünüz yerdeki renklendirmeye bağlı olarak saha içerisindeki saha ziyaretinizi en aza indirgeyebilmek ve direkt olabilitesi yüksek mosralara yönlenmenizi sağlayabiliyor. Şu orta kesimde görüyorsunuz serpentinleşmiş Harzburgitleri kesen rodenjit bir dike, dikelanmalar krom sahalarında olan. Burada da bir krom mosrasında yan yana ve alt üstü olarak açılmış olan galerileri görmektesiniz. Bu Antakya tarafından bir sahada. Tandoğan Bey'le bir ortak çalışmamız ve galeri içerisindeki krom mosralarının izlerini görmektesiniz. Tabii arazide yine krom mosralarını hem arazi ölçeğinde hem de harita ölçeğine işlemek lazım. Artı galeri içerisinde duvarlarda ve tavanda ya da aynada görmüş olduğunuz cevherleri harita üzerine işlemeniz lazım.
Burada gördüğünüz, arkadaşlar sol tarafta gördüğünüz şu birim kroma çok benzemesine rağmen bir amfibolit kayası. Sağ tarafta gördüğünüz ise şu kısım ise bir kromit cevheri. Gördüğünüz gibi birbirine çok benziyorlar. Peki ayrımını nasıl yapacağız derseniz, kromitin üzerini çekişle ya da bir çakıyla çizdiğiniz zaman şurada görmüş olduğunuz kahverengi çizgi rengini verecektir size. Buradan rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Yine arazide görmüş olduğunuz bir krom mostrası, galeri girişinde görülen bir krom mostrası. Burada ise bu sefer bir harzlı cütleri kesmiş olan bir dolerit daykını görmekteyiz. En alt sağ alt köşede ise galeriden çıkarılmış bir krom stonu görmektesiniz. Yine bir galeri girişi ve galeri girişi üzerinde izlenmiş olan krom mostrası görmektesiniz. Benzer şekilde görüyorsunuz cevher üzerinde açılmış olan galeriler ve yine mostrada takip edilen kromun izinin çizilmiş hali. Aşağıda ise Tanduan Bey ile beraber yine bir arazi çalışmasındayız. Benzer şekilde sol tarafta bir krom mostrası, sağ tarafta ise Yusuf Bey'i görmektesiniz. Sizlerin de izlediği gibi yine faylanma ile alakalı oluşmuş olan bir krom cevheri ve açılmış olan bir galeri görmektesiniz. Peki bu kromlarla alakalı olarak bizim için en çok arazide gözleneceğimiz kayaç birimlerimiz dolitlerle harzburjitler. Burada her kromit merceğinin etrafında mutlaka bir dunit kılıfı vardır. Ama her dunit bantı veya merceği her zaman kromitit kütlesi barındırmaz şeklinde genelleştirilen kromitit dunit ilişkisi krom aramacılığı konusunda potansiyel kromitit kütlelerinin bulunabileceği yerler konusunda bize ipuçları veriyor. Görüyorsunuz, resimde de görüyorsunuz. Şurada bir kromitit dunit harzburjit sınırı ve dunit içerisindeki dissemine kromititler. Peki dunit ve harzburjit arasındaki en önemli farklardan birisi de şu. Dunit içerisindeki izlenen piroksenler çıkıntı yaparlar. Elinizi sürdüğünüz zaman çıkıntılı bir yüzeyle karşılaşırsınız. Yine benzer şekilde krom mostraları ve çizilmiş olan yine yarmada gözlenen kromlar. Görüyorsunuz oldukça yüksek yerlerde de krom mostrası görülebiliyor, izlenebiliyor, çalışabiliyoruz. Tabii krom için önemli olan etmenlerden birisi de tektonik hareketler, faylanmalar. Sol tarafta büyük ölçekte bir faylanmayı ve fay çiziklerini ve sağ tarafta da daha küçük ölçekte bir faylanmayı izliyorsunuz. Yine benzer şekilde sol tarafta galeri girişinde bir ters fayı görüyorsunuz. Tabandaki kromun atımını da resim üzerinde işaretlenmiş durumda. Sağ tarafta ise bir krom yeraltı madeni çalışmaları sırasında benim resmim. Tabii bu kadar yerüstü çalışmasından sonra jeolojik harita ve kayaç numaralendirmesi çalışmalarından sonra yapılması gereken şey cevherin üçüncü boyutunun belirlenmesi. Bunun için de sondaj çalışmaları. Bizler sondaj çalışmaları sırasında belirli tutanaklarla işe başlıyoruz ve sondaj bitirildikten sonra da kuyunun ölçümünün, downhole survey dedikleri ölçümünü yaparak kuyu sapmasındaki, kuyudaki sapmaların ne kadar olduğu üzerine çeşitli tutanaklar oluşturuyoruz. Ve her çalışmaya başlamadan önce de ekibi toplayarak iş güvenliği ve yapılması gerekenlerle yapılması gerekenler anlamında bir eğitim düzenliyoruz. Daha sonra sondaj çalışmaları başlıyor. Sondaj çalışmaları sonrasında ise yapılması gereken çalışmalardan birisi numunelendirme çalışmaları. Şimdi burada da genel kabuller anlamında konuşuyorum. Tabii ki bazı özel ve spesifik durumlarda değişebilir. Yapılacak olan çalışmalarda şu gördüğünüz masif krom cevherinin ayrı olarak numaralandırılması, cevherden önceki şurada gördüğünüz saçınımlı olarak gözüken cevherlerin ayrı bir numaralandırılması, ondan sonrasının ve öncesinin ise ayrı numunelendirilmesi bizlere cevherleşme anlamında büyük fayda sağlayacaktır. Tabii bu sondajları ve cevherleşme çalışmalarını, analiz çalışmalarını yaptıktan sonra
Yüzey mostrasıyla beraber, jeoloji haritamızla beraber bunların üçüncü boyutunu oluşturuyoruz. Üçüncü boyuttaki modellemesine geçiyoruz. Daha sonrasında ise çeşitli tenor aralıklarına bağlı olarak blok modellerini oluşturuyoruz kesitleriyle beraber. Tabii bundan sonraki aşamalarda cevherin modellenmesinden sonra yüzeye çıkarılması çalışmaları. Burada ise daha önceden yapılmış olan bir sondaj lokasyonunun doğrultu eğim ölçmesini görüyorsunuz. Eğimli olan bir sondajın. Tabii biraz da teknolojik olarak bazı şeylerden bahsetmek istedim sizlere. Analizleri yaparken ki şu anda kullanılan Terracore Core Scan programları var. Bunlar direkt karot üzerinden analizler yaparak sizlere analiz sonuçları, analiz neticeleri sunmakta. Tabii bir de yine arazide elde tutulan taşınan XRF cihazları var. Bunlar spesifik bir analiz sonucu vermese de tuttuğunuz alan dahilindeki sonuçları size yansıtmakta. Tabii nereye ne kadar tutarsanız o sonucu alacağınız da aşikar. Bizler analize gönderdiğimiz numunenin bölgeyi ya da mostrayı temsil eder şekilde alınıp onun tamamını analize göndererek ona göre bir analiz sonucu elde etmeyi planlıyoruz. Tabii bunların dışında gelişen teknolojiyle beraber oldukça kullanışlı bilgisayar ve cep telefonu uygulamaları var. Bu uygulamalarda jeoloji haritasından doğrultu eğime kadar, kesite kadar birçok faaliyette bulunabiliyorsunuz. Yine yapmış olduğumuz ya da yapacağımız çalışmaların bir tanesi de mikroskobik ve cevher karakteristiklerini ortaya koyacak çalışmalar. Burada sol tarafta gördüğünüz kataklastik dokular nedeniyle büyük oranda çok küçük kromit taneleri içeren krom cevherinin yüksek verimle zenginleştirmesinin zor olduğu ve mikroskop görüntüsünden de elde edilen çalışmalar. Sağ tarafta ise kenar ve çatlaklarda gelişen ferrit kromit oluşumuyla birlikte kısmen bir manyetik bir filmle kaplı olan dış sınırı görmektesiniz. Bazı durumlarda hani önceden demiştik manyetik özellik göstermez diye ama bazı bu gelişen alterasyonlarla beraber de gösterdiği durumlar gözleniliyor. Tabii çok fazla işin ekonomik kısmına girmedim ama sadece 2020 yılı krom üretimini size bahsetmek istedim. Afrika, Kazakistan'dan sonra üçüncü sıradayız üretimle birlikte. Dediğim gibi bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Türkiye'de ilk modern krom zenginleştirme tesisi projesi yurt dışında geliştirilmiş olan Türk Maden Şirketi'ne ait Kavak kromlarındaki zenginleştirme tesisi. Bu tesiste bazı değişimler geçirmekle beraber 1950'lerden beri çalıştırılmakta. Benzer bir tesis de yine aynı firmaya ait Beyağaç kromlarında kurulmuş. Yine aynı dönemde Bursa'da, Harmancık'ta Hayri Ögelmen ve Ege Maden Krom Zenginleşme Tesisleri de faaliyete geçmiştir. Türkiye'de ilk kurulan tesisler için cevher hazırlama testleri yurt dışında yaptırılmış. Bu konudaki proses basit. Kırma ve eleme ile 1 milimetreye çubuklu değirmende öğütme, hidrosizerlarla boyutlandırma ve masalarda zenginleştirme. Masa ara ürünlerini konide koyulaştırdıktan sonra aynı değirmende öğütme. Masa yerine umperi spiralleri de kullanılmış ama Türkiye kromlarında bazı nedenlerle başarılı olmamıştır. Yine bir eti kromda Türkiye'deki en büyük krom üreticilerinden ve yüksek karbonlu ferrokromun da tek üreticisi. Özellikle bir tesisin çok detaylı yine girmiyorum ama sadece sizlere bilgi vermesi anlamında kırma eleme, boyutlandırma ve öğütme aşamalarından sonra sallantılı masa düzenekleri tamamen yoğunluğa bağlı olarak kromit cevherinin ayrılması ve bundan sonra ayrılan cevherin biriktirilerek su kısmını ayrıldıktan sonra stok alanında biriktirilmesi. Tabii bizler jeoloji mühendisi olarak bakış açısı anlamında oldukça önemliyiz. Yani nereden baktığımıza bağlı olarak her şey değişiyor. O yüzden bakmakla görmek arasındaki de ince çizgideyiz. Bu anlamda her kez bakar ancak gören başarılı olur diyorum. Tabii özellikle bir öğrenci arkadaşlarımıza yapılan sunum olduğu için sizlere sonuçta bazı tavsiyelerde de bulunmak istedim.
Üniversite eğitiminiz oldukça önemli. Ancak kendi şahsi fikrim, 3. ve 4. sınıflarda severek yapabileceğiniz bir sektöre yönelmeye başlayın derim. Jeoloji ile alakalı birçok farklı sektör bulunmakta. Çünkü severek yapabileceğiniz bir sektörde çalışmanız size ve çalıştığınız firmaya büyük katkı sağlar. Hem sizin hızlı yükselmenize rol oynayacaktır, hem de firmaya katkı sağlamanızı sağlayacaktır. Özellikle bu sektörünüzü belirledikten sonra çalışmaları başarılı bir rol model edinmeniz lazım. Kendinize onu kendinize örnek almanız lazım. Bu da oldukça önemli bir konudur. Bir diğer konu, madencilik alanında kullanılan bilgisayar programlarını öğrenmeniz. Özellikle 3 boyutlu modelleme programları. Şu anda ticari olduğu için çok fazla isimlerinden bahsedemiyoruz ama ilgilenen arkadaşlar sonradan irtibata geçerlerse kendileriyle konuyu görüşebiliriz. Tabii burada bu programları kullanmaktaki ana hedefimiz cevher modellemesi ama bazı durumlarda jeoloji modellemesiyle birlikteki çalışmalarda yürütülmekte. Tabii ki buradaki önemli şey belki sizin yapacağınız, belki de size hazır olarak gelen bazı 3 boyutlu modellemeler olacak. Mesela sizlere şuradaki bir hatadan bahsetmek istiyorum. Sol alt köşede görüyorsunuz sondajların bitim metrelerinin daha altında bir blok modelleme yapılmış durumda. Yani neredeyse şu kadarlık bir kesimde blok model fazlalığı var. Bunu da tespit edip de farkına varacak ya da bu çalışmaları olumlu ve doğru şekilde yönlendirecek olacak da siz dersiniz. Tabi bu çalışmalardan sonra madenin yüzeye, yeryüzüne çıkarılma işlemleri var. Açık işletme ya da kapalı işletme dediğimiz durumlar. Sol üst köşede bir açık işletme tasarımı birkaç farklı modelde. Sağ tarafta sondajlarla beraber bir yeraltı modeli ve alt kesimde de diğer bir yeraltı modeliyle cevherin alınması planlamalarını görmektesiniz. Tabii bir diğer konu da, bir diğer husus da uluslararası standartları takip etmenizi öneririm. George standardı, SAMREG, PERK, ülkemizdeki UMREG standartları. Bunlar sizi en azından raporlama ve yapacağınız çalışmaları nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda sizlere bilgi verecektir. Tabii imkan buldukça da arazi ziyaretlerini gerçekleştirmeniz size büyük fayda dokunur. Bulabildiğiniz bütün imkanları değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha önceden de söyledim, bizler bakmakla görmenin arasındaki ince çizgideyiz ve madencilik anlamında en önemli faaliyetleri arazide yapmaktayız. Bir diğer konu, mesleğinizle ilgili seminer, sempozyum ve bulduğunuz sunumları kaçırmamanız lazım. Malum pandemi döneminde birçok sunumlar Zoom üzerinden takip edilmekte, yapılmakta ve bu anlamda bir kelime bir kelime, hatta hiçbir şey öğrenmeseniz bile yapılmış olan sunumlardaki kavrayacağınız bir ya da hoşunuza giden bir teknik bile sizin şirketinize yapacağınız bir sunumda ufkunuzu açması bakımından önemli. Tabii çalışmayı planladığınız sektördeki firmaları da internet üzerinden takip etmeniz lazım. Hepsini buraya koyma imkanım yoktu tabii. İlk başta kendi firmam olmak üzere, reklamı da yapmak üzere. Şunu da söyleyeyim, COVID-19 bu pandemi sürecinde neredeyse bu süreçten etkilenmeyen nadir sektörlerden birisiyiz madencilik sektörü olarak. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Peki bir diğer önemli konu tabii stajınız. Stajınızı yaparken de yapmış olmak için değil de en efektif ve verimli çalışan firmada ve jeoloji mühendisliği anlamında ciddi üretimler, kazanımlar sağlayan firmalarda ve kişilerle yapmanız sizin geleceğiniz açısından önemli diye düşünüyorum. Ki bu anlamda mesela Ethicron'da bir bitirme tezi var. Sonradan ekonomik kazanca dönüştürülen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Ekrem Yüce danışmanlığında hazırlanan KEF konsantre tesisi atıklarından manyetik ayrıştırma yöntemiyle kromit konsantresi kazanımı adlı bitirme tezi şu anda ekonomik kazanca dönüştürülmüştü ve şirkete de ciddi bir kazanç sağlamaktadır. Bu anlamda bitirme tezleriniz ve stajlarınızın önemi artmıştır tabii. Size bir diğer önerim, stratejik elementler ya da nadir toprak elementleri geleceğin
madencilik alanlarından şahsıma sorarsanız. Mesela Dünya Bankası'nın ve Avrupa Birliği'nin önümüzdeki dönemler için açıkladığı stratejik elementler tablosunda görüyorsunuz. Kobalt, lityum, grafit neredeyse %500'lere yakın 2050 yılındaki ihtiyacı %500'lere varacak şekilde. Hatta Kanada'da kendi bayrağı üzerine kritik mineraller listesini hazırladı. Burada da yine gördüğünüz elementlerin birçoğu nadir toprak elementleri. Tabii yine gelecekle alakalı birkaç tane daha madencilik sektörümüz var. Derin deniz altı madenciliği ve meteor madenciliği ile alakalı. Bu konularla ilgili de tavsiye ederim. Önümüzdeki zamanlarda oldukça ilgi çekici bir yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bütün bu kadar şeyin sonucunda iş başvurusu sırasındaki en önemli şeylerden birisi de bir özgeçmişinizi hazırlamak. Bu konuda inanın çok ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Önümüze gelen CV'leri görüyoruz ve birçok firma belki de bakmadan, değerlendirmeden kenara atıyor. Bu bile oldukça önemli. Sizlere WhatsApp grubundan dün iletmiştim. İnşallah izlemişsinizdir o özgeçmiş hazırlama etkinliğini. Büyük faydası dokunacağını düşünüyorum. Tabii son sözüm her zaman için madenciliğin geleceğinin insanlarda ve özellikle de mühendislerde olduğu. Hepinize çok teşekkür ediyorum sabırla dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz Alp Bey bu güzel sunum için. Şimdi soruları alabiliriz. Yani chatte bir soru var. İsterseniz onu okuyayım ben. Uzaktan algılamada ofiolitik birimleri ayırt etmede hangi bant oranlarını kullanıyoruz ve bu bant oranlarını neye göre seçiyoruz? Ayrıca bir diğer sorumda uzaktan algılama ile yaptığımız çalışmada kromit zuhurlarını ayırt edebilir miyiz? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben kendi yaptığım çalışma üzerinden red, green, blue bantlarını üst üste çakıştırarak bir sonuca gitmeye çalıştım. Ancak şöyle söyleyeyim. Hiçbir arazi çalışması olmadan şu kromittir ya da şu altındır, bu gümüştür demeniz zor. Aslına bakarsanız arazi üzerindeki öncelikle bir en azından bir MOSSA'nın koordinatını bilirseniz daha sonradan uydu fotoğrafı üzerine aktardığınızda bu koordinatı sonrasındaki benzer alanları çekip ona göre arazi çalışmanızı daha düşük zamana ve daha düşük maliyete düşürebilirsiniz. Ama onun dışında ben şöyle söyleyeyim, arazi çalışması olmadan uydu fotoğrafı üzerinden yorumlanan şeylerin mutlaka arazi çalışmasıyla gerektiğini düşünenlerdenim. O anlamda mutlaka bir uydu fotoğrafı sonrasında, çalışması sonrasında mutlaka bir arazi çalışmasının olması gerekir. Teşekkür ederiz. Şimdi Necip Çalış'ın bir sorusu var galiba. Sesiniz kapalı Necip Bey. Necip Bey, size bir soru gönderdim. Cevap verir misiniz lütfen? Sesinizi açmak için. Evet, sesim açıldı sanırım. Evet. Alp Bey'e öncelikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlar için benim de ufak bir tavsiyem var. Alp Bey bakmakla görmek dedi. Bakmayla görmeyi yapabileceğiniz tek yer arazi. Önce araziye çıkacaksınız. Arazide de eğer maden jeolojisi ve metalik maden yatakları çalışacaksanız göreceğiniz, görmek isteyeceğiniz şey doğaya aykırılık. Arazide görmeniz gereken şey önce doğaya aykırılık olmalı. Ondan sonra çalışmaya başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Ben de kısa bir şey ekleyeyim Necip Bey'e. Şimdi Necip Bey bu konuda aslında İstanbul Şube'nin öğrenci komisyonu oldukça aktif. Pandemi öncesinde ben kendilerine bir madencilik sunumu yapmıştım. Hatta kendileri bir teknik gezi istediler. Ertesi günde bir teknik gezi gerçekleştirdik. Tamamen sahaya ilk girişte ne yapacaklarına dair bu konuda en iyi çalışan öğrencilerde gruplarından birisidir kendileri de. Onu da belirtmek isterim ayrıca. Teşekkür ederim katkınız için.
Sorusu olanlar varsa. Ben sorudan çok genç jeoloji mühendisi veya jeolog adaylarına şunu söyleyeceğim. Jeoloji bilimi, matematik, kimya ve fiziğin bir arada uygulanması ve zamanımızda bilgisayar ve teknolojileriyle çok başarılı uyum sağlanmasıyla pik verebilecek başarılara götürür. Bunu gençlere söylemek isterim. Ama jeoloji bilimi gerçekten, ben maden mühendisiyim, bilimi yeterince anlamadan başarıya ulaşma şansı yok. Gerçekten önemli bir mesleğin icra edecek adaylarsınız. Bunu çok iyi bilmenize yarar var. Teşekkür ederiz. Chat'te bir sorumuz var. Uborovit ve fuksiti nasıl ayırt edebiliriz? Renk olarak mineraller aynı. Bu sebeple arazide nasıl ayırt edebiliriz o mineralleri? Şimdi arazide renk olarak birbirlerine aynı. Hepsi hemen hemen yeşilimsi renklerde, doğru. Ancak uvarovit biraz daha nasıl söyleyeyim, parlak ve fuksit ise biraz daha mat bir renkte. Tabii bizler için arazi çalışmalarındaki en önemli faktörlerden birisi de şu, mineralojik petrografi çalışmalar. Bizler adına şist ya da granit dediğimiz kayaçları bile petrografisini, mineralojik çalışmasını yaptırıyoruz. Çünkü o çalışmada görebileceğiniz en ufacık bir ayrıntı sizi bambaşka bir yere götürüyor. Çünkü çalışmalarımızdaki en önemli şey etmen şu, jeolojik süreçlerin nasıl işlediğini ortaya koyabilmek. Yani kromda ise tamamen bir tektonik ve yapısal bir hareketlenmeden bahsediyoruz. Bunun neyi, neler getirip neler götürdüğünü ortaya koyabilmek için belki arazideki söylediğiniz şeyler, gözlemler sonucu da nitelendirdiğiniz kayaç isimleri doğru olabilir. Ama kesinlikle mineralojik petrografik olarak da analizlerinin yaptırılması gerekir. Öyle söyleyeyim. Şerafettin Bey'in söz hakkı istiyordu. Alp Bey, iyi akşamlar. İstanbul Şöreni'ne verdiğin destek için de teşekkür ederim. Her zaman için bize yardımcı oluyorsunuz. Ben şunu hatırlatmak istedim bir kıtlı anlamında. Ben metalik maden çalıştım MTA'da ama kromla hiç ilgili çalışmadım. Daha çok altın, bakır, baz metallerde çalıştım. Emekli olduktan sonra özel şirkete çok krom çalıştık. Ama gördük ki krom gerçekten başı başına bir dünya. Hele hele Türkiye için de önemli. Dünyada üçüncü, sizin de dediğiniz gibi üretimde. O anlamda çok büyük sıkıntılar olduğunu gördüm krom madenciliği aramasında emeklilikten sonra. Şöyle ki, bir sedimenter kömür yatağını ararken bayağı levha gibi, tabaka gibi gittiği için herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Ya da porfir bakır molibden arıyorsanız o homojen ya da porfiri dağılım hep aynı şekilde devam ediyor. Örneklemeniz kolay oluyor. Ama kromda gerçekten çok zorlanıyoruz. Çünkü 20 santim olan bir damar 1 metre sonra yok olabildiği gibi 2 metre sonra 2 metreye çıkabiliyor. Bu konuda belki arkadaşların da dikkatli olması lazım. Ve bu konuda çok ciddi anlamda araştırma yapmaları lazım. Çok örnekleri takip etmeleri lazım. Sizin de sunumda belirttiğiniz gibi ne demiştiniz? Delil bulmadan maden yok dememek lazım. Evet. O anlamda delillerini de göstermek lazım. Ben bunu hatırlatmak istedim arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Şerafettin Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yaklaşık 1,5-2 sene krom cevheri fiyatının oldukça yüksek satıldığı dönemlerde neredeyse hemen hemen tüm Türkiye'deki krom sahalarını gezdik. En büyük sıkıntımız şuydu. Bizim asıl olarak başlangıcımız hep jeoloji. Yani bilim ve jeoloji. Jeoloji haritası olmadan özellikle krom konusunda söyleyeyim, oldukça zor bir cevherleşme, oldukça zor bir madenciliği alanı. Ancak o kadar da keyfi, eğlence verici bir alan. Yeter ki jeoloji haritanızı düzgün oturtun. Yapısal tektonik özelliklerinizi ortaya koyduktan sonra ilk başlarda, çünkü Türkiye'de açık işletme madenciliğiyle işletilen krom cevherleri daha sonradan
kapalı madenciliğe, kapalı ocağa geçtikten sonra işletmeye başladığı andan itibaren yine bütün sorumluluk sizlerde. Çünkü belirli ilerlemeden sonra bir yapısal özellikle beraber cevheri kaybettiğiniz anda üretimi yapan arkadaş size soracak. Diyecek ki ben cevheri nereye gitmem lazım, cevheri bulabilmem için. Bunun için de yapacağınız tek şey jeoloji ve yapısal tektonik harita. Eğer elinizdeki harita o kadar güzel ve destekliyse yer altında o kadar kolay hareket edeceksiniz. Onun dışında yoksa krom madenciliği, kömür madenciliği gibi değil. Yani ben Mossa'yı buldum, devam edeyim, işleteyim gibi bir şeyiniz mümkün değil. Eğer öyle düşünürseniz zaten baştan hatayla başlıyorsunuz. Daha sonrasında da birçok işin içinden çıkılmaz yerlere doğru gidiyor. Benim anlatmaya çalıştığım da oydu. Başlangıcı iyi yaparsanız sonrası rahat ve kolay geliyor açıkçası. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nazlı Can'ın bir sorusu var. Krom cevherini pratikte hangi alanlarda yaygın olarak kullanıyoruz? Daha çok şöyle, ferrokrom olarak ülkemizde çok kullanılıyor. Aslına bakarsanız ilk aklıma gelenlerden birisi belki bir silah metal sanayinin de en önemli elementlerinden birisi. Krom çelik olarak da birçok yerde kullanıyoruz. Aslına bakarsanız şeyi çok, kullanıldığı yer çok. Ama en çok ferrokrom olarak nerede baksanız, sunumda da ilettim, %85'e yakın kısmı orada kullanılıyor. Tabii yüzde küçük dilimlerle de olsa çeşitli şeyler mevcut. Sanayi alanları mevcut ama en fazla kullandığımız yer orası. Teşekkürler. YouTube'dan bir sorumuz var. Krom konsantresini blok haline getirmenin bir yolu var mı? Pardon, alamadım. Sesiniz kesildi ama. Pardon. Krom konsantresini blok haline getirmenin bir yolu var mıdır? Valla benim bildiğim şu ana kadar yok. Eğer burada krom konusunda oldukça uzun senelerini geçirmiş olan abilerim de var. Eğer onlardan bilenler varsa ben hiç blok olarak krom konsantresi görmedim. Öyle söyleyeyim. Eğer varsa onlar katkı koymak isterlerse sevinirim. Yavuz Bey bir söz hakkı istiyor galiba. Alpçim, öncelikle tebrik ederim. Güzel bir sunumdu. Teşekkür ederim Yavuz. Arkadaşlarımıza hitap eden iyi bir araştırma ve şey yapmışım, düzen yapmışım. Çok güzel. Ben şimdi madem abilik yapıyoruz, genç arkadaşlarımıza ben bir iki şey söylemek istiyorum. Ben Meta'da yeni giren arkadaşlara da bunu söylerim. Bir defa araştırın diyorum. Araştırın ve bulduklarınızdan düzenli iyi bir arşiv oluşturun. Defa bu önemli. Öğrenin, kendinizi geliştirin, emek vermekten kaçınmayın. Yani ben bu haritayı mı katlayacağım ya, ben bunu mu boyayacağım ya filan gibi böyle ufak tefek işlerde bile emeğinizi esirgemeyin. Çalıştığınız yeri kendi yeriniz gibi benimseyin diyorum. Yani hepsini bir araya getirseniz vazgeçilmez olur. Bu çalışma hayatında önemli. Herkes zanneder ki işte çalışanın geleceğe patronun iki dudağının arasındadır. Hayır, öyle değil. Eğer siz iş yerinde vazgeçilmez olursanız, eğer patron ya ben bunun yerine çok piyasadan mühendis bulur koyarım, bunun nazını mı çekeceğim imajı yaratmazsanız patron siz olursunuz. Onun için arkadaşlara tavsiyem vazgeçilmez olun çalıştığınız yerde. En önemli şey bu. Bunun için de biraz bilimsel donanım önemli tabii Yavuz. Abi yani da araştıracaksınız, öğreneceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz. İyi bir arşiv kuracaksınız. Bu çok önemli, arşiv kurmak. Yani ya bu, en ufak bu, bir bilgiyi falan, ya ben bunu zaten internetten bulurum, bilmem nereden bulurum falan değil. Yani orada bile bulsanız hemen onu bir yere arşivleyin. Elinizde iyi bir arşiv olsun. Başvuracağınız bilgiler olsun. Bu konuda sizleri de bizleri de yoracaklar işte. Tek isteğimiz de o yönde bizim onlardan açıkçası. Biz yardımcı olmaya hazırız canım her zaman yani. Her zaman yani herkese benim e-mailimi, telefonumu, her şeyi verebilirsiniz. Hiç problem yok yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yine chatten bir sorumuz var.
Krom aramacılığında soil örneklemesi ne kadar kullanılabilir? Yunus Yıldırım sormuş. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Şimdi şöyle, ben bugüne kadarki çalışmalarımda krom konusunda soil örneklemesi yapmadım. Çünkü krom konusunda damar takibi yapıyoruz. Yani damar tipinde ya da bantlı ya da dissemine olarak gözlendiği için damar takibinin de, yani damar mosa jeolojisini haritaya işledikten sonra eğer ki birbiriyle ilintili olduğunu düşündüğümüz ama aralarında çok açık olduğumuz, gözlemleyemediğimiz yerlerde de ya yarmaya gidiyoruz, zaten bütün hepsinin sonrasında sondaj yapıyoruz üçüncü boyutu algılayabilmek için. Bu anlamda diğer metalik madenler gibi değil krom madenciliği aslına bakarsanız. Mosra takibi ve damar takibiyle bir belirli bir aşamalara getirilen bir şey. Dediğim gibi ben bugüne kadar soil örneklemesi yapmadım. En azından kendi çalışmalarım için söylüyorum. Sadece kaya numaralandırması, jeoloji haritasına mosraların aktarılması ve sonrasında da sondaj programlanmasının yapılması. Başka sorusu olan varsa alabiliriz soruları. Söz hakkı isteyen de olur. Participant kısmından raysen de yaparsanız. Pardon. Ben Alp Bey'e bu güzel sunum için teşekkür ediyorum. Tüm katılımcılara da teşekkürlerimi bildiriyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Sağ olun Emin Bey. Biz teşekkür ederiz. Sanırım sorumuz yok. Biz çok teşekkür ederiz Alp Bey. Bu güzel sunum için, davetimizi kabul ettiğiniz için. Değerli katılımcılar, size de çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Geldiğiniz için herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Öğrenci komisyonumuza Alp Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar.